Meselenin artık hukuki boyutunu konuşmaya gerek yok. Çünkü bu karar zaten daha önce verilen kararlar gibi siyasi bir karar. Daha evvel Halkın Demokratik Partili siyasilerle ilgili verilen kararlar, Gezi davasıyla ilgili verilen kararlar ya da e, tutuklanan Diyarbakır'daki meslektaşlarımızla ilgili verilen kararlar, son olarak Şebnem Korur Fincancı hocamızla ilgili verilen kararlar artık e, hepimizin bildiği bir şey siyasi bir karardır. E, talimatla dosyalar hazırlanıyor ve yine talimatla söz konusu mahkeme eğitileri de istenen cezaları veriyor. E, yalnız şuradan devam etmek isterim. İsmet Bey de değindi. Şimdi İmamoğlu kafasında ne düşünür bilemiyorum ben yani adaylık noktasında. Bir isteği olduğu belli ama ne, ne planlıyor bilmiyorum. Ama bu ceza noktasında ben iktidarın blöf yaptığını düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Ve bu e, kararın istinaf mahkemesinden ya da yargıtaydan döneceğini de düşünmüyorum. E, bunun e, nedeni olarak da şunu belirtmek isterim. Erdoğan karşısında çıkacak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu istediği hepimizin bildiği bir sır. Şimdi anketlerde bilemem Kılıçdaroğlu mu istenir ya da İmamoğlu mu daha fazla şey yapılır ama Erdoğan'ın hesabında çok basit iki noktası var bu konuyla ilgili olarak ilk olarak ekonominin kötü gidişatından dolayı kendisine oy vermekten vazgeçen, kararsız kalan bir kesim var. Özellikle kendilerini milliyetçi, mukaddesatçı olarak tanımlayan bu kesimi geri çevirebilecek Kılıçdaroğlu üzerinden argümanlar üretecektir. Ve bunda başarılı da olacaktır. Bunu söyleyeyim, altını çizeyim. Yanet söyleyelim Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği kesinlikle, meselesinde. Kesinlikle, kesinlikle. İki, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki duyacak muhalefet kesiminden ve sandığa gitmeyecek bir kesimden de bahsediyoruz. Yani bu, bunlar da e, sosyal medyadan ve diğer anketlerden de görüyoruz. E, bu, bu noktada e, bu avantajı kullanmak isteyecektir Erdoğan. Bir diğer mevzu ve şunu da belirteyim bu iş bu blöf olmadığının kanıtı noktasında bu iş sadece İmamoğlu'yla da sınırlı kalmayacak. Ocak, Şubat ayı gibi bir Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma kararını da göreceğiz. Ve ya dilim varmıyor ama yüzde yüz ihtimalle bu davadan da bir kapatma gelecek ve birçok isme de maalesef siyaset yapma yasağı getirilecek. çünkü 28 Şubat süreci ve öncesinde güce elinde bulunduranlar bu silahların hepsini kullandılar. Yani partileri de kapattılar biliyorsunuz siyaset yasağı da getirdiler. O gün o gücü elinde bulunduranlar her ne kadar bu süreç bin yıl devam edecek deseler de o sürecin bin yıl devam etmeyeceğini kendileri de biliyorlardı ee, ve sistem ellerinden kayıp gidiyordu. Bugün mevcut durum siyasal İslamcılar için de geçerli. Onlar da mevcut durumun sistemin ellerinden çıktıklarını görüyorlar ve bir zaman mücadele ettikleri zihniyetin uyguladığı bütün taktikleri de sonuna kadar uygulayacaklarını düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu durum sadece geciktirilebilir ama engelleyemezsiniz. Yani bu doğanın kanundur. Erdoğan'da verilen ceza sonrasında muhtar olamaz denilmişti kendisiyle ilgili olarak. Muhtar, muhtar bile, bile olamaz denilmişti. Evet. Şimdi o Deniz Baykal'ı günahım kadar sevmem ama bütün günah da onun üzerine yığılmıştı ama o gün stratejik davransa bile Baykal Erdoğan bir yolunu bulup bu iktidarın başına bu gücün başına geçecekti. Yani geciktirebilirsiniz ama engelleyemezsiniz. burada kırılma noktası bu seçimde mi yaşarız? Yani Erdoğan bu seçimi kaybeder mi? ...altın aday karşısında orada mı yaşarız? Yoksa kazanır sonrasında ekonomik gidişat nedeniyle toplumsal bir hareketlenme sonrasında mı kırılır bilemem ama bildiğim bir şey var. Siyasal İslam hem Türkiye'de hem de bölgede miadını çoktan doldurdu. Ha onlar gider sonrasında daha iyi mi gelir derseniz onda da çok şüpheliyim. Çünkü ee, AKP iktidara geldiğindeki söylemleri ve eylemlerini hatırlıyoruz askeri vesayeti sonunda son veriliyor diye halay çeken e, kesimler vardı e, fakat hikayenin öyle olmadığını gördük evet askeri vesayet yıkıldı ama yerine gelen vesayet onu aratan bir şey o yüzden belki ikinci bölümde konuşmak gerekir bu değişim sonrasında bizi nasıl bir Türkiye haritası bekliyor nasıl bir Türkiye tablosu bekliyor onu da belki ikinci bölümde konuşmamız gerekebilir